Radyan cinsinden verilmiş, dereceye dönüştürebiliriz. Daha kolay işlem yapmamızı sağlar. Pi yerine 180 yazıyorum. Şurada eşittir. Tanjant 5 çarpı 180 bölü 3. 3'e bölüyorum 1, 3'e bölüyorum 60. Bu da 300 yapar. 5 çarpı 60, 300. Tanjant 300. Dönüştürme uygulayacağız. Direkt hesaplayamayız. İstersek 360 üzerinden, istersek de 270 üzerinden yazabiliriz. Ben 270 üstünden yazacağım. Tanjant 270 artı 30 olacak. Şimdi işareti bulacağız bölgeden. Tabii direkt de bulabiliriz. Yine çiziyorum. Birim çemberi 0, 90, 180, 270, 360. İşaretleri yazıyorum. Artı artı, eksi artı, eksi eksi, artı eksi. Şimdi tanjant 300 buraya düşüyor. Dördüncü bölge. Tanjant bu ikisinin bölümü. Yani sinüs ve kosinüsün bölümü. Sinüs ikincisi, kosinüs birincisi. Fark etmiyor ama. İşaret hesapladığımız için. Negatif olacak. İkisinin bölümü negatif. Eğer biz bu 270'i kaldırırsak, dikey eksen üzerinden yaptığımız için dönüştürme işlemini, tanjant kotanjanta dönecek. Eksi kotanjant 30. Şimdi birim çember çizeriz. Dik üçgen çizeriz. Onun üzerinden hesaplarız. Çiziyorum. Şurası 30 derece, burası 60 derece. 30'un karşısı 1, hipotenüs 2, 60'ın karşısı kök 3. Şimdi 30'un kotanjantı, 30 derece burası, komşu dik kenar, bölü karşı dik kenar. Kök 3 bölü 1'den kök 3, tabii eksi olduğu için eksi kök 3. Eksi kök 3 olacak, evet. Ben